Herkese merhabalar. Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Neş Hocanız arkadaşlar. Çok güzel bir seriyle karşınızdayız. Metmenle Tiki Taka. Burada derece öğrencileri olacak. Sizlerin sorularınızı sormak istediğiniz birçok kişi bu programa konuk olacak arkadaşlar. Ve böyle arafta olan bir dönemde birçok sorunuzun cevabını burada bulacaksınız. Bugünkü konuğumuz Efe. Efe ile birlikte sizlere güzel güzel tavsiyeler vereceğimizi düşünüyorum. Efe'ye öncelikle hoş geldin diyorum. Bir de mikrofonu direkt sana bırakıyorum Efe. Sen biraz kendinden bahset. Herkes seni tarasın. Sonra da gelen soruları sormaya başlayalım. Hoş buldum hocam. Merhaba. Efe Yaman ben. Şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde işletme okuyorum. Henüz hazırlığım. YKS 2023'te 3.656 yaptım. Efe programımızın formatı şu. Tiki taka. Ben direkt doğrudan sonra soruları tık diye soracağım. Senden de tak diye cevabını alacağım. Ee, öncelikle ben ilk sorumu sorarak başlıyorum. Sen sayısaldan eşit ağırlığa geçen bir öğrencisin. Bunu şu anki arkadaşlarımızın şu an kafası karışan arkadaşlarımıza önerir misin? Onlara ne tavsiye verirsin? Senin için faydası zararları ne oldu merak ediyoruz. ...hakkında soru işareti olanlar için kesinlikle öne önerebileceğim bir şey. Çünkü tam bu zamanlarda bile eşit ağırlığa geçseniz... E ...eşit konuları yetiştirebilirsiniz. Benim şöyle oldu, ben Fen Lisesi'nde okuyordum. Dolayısıyla ilk başta pek bir cesaret edemedim. 12. sınıfta ne kadar içimde olsa da işletme, ekonomi gibi bölümler okumak. E okulda zorlanabileceğimi düşündüm. Bir yandan fizik, kimya, biyoloji gibi dersleri vermek durumundaydım. Daha sonra mezun yılına geçince... Okulumda yani Fen Lisesi'nde olmasına rağmen 500-700 gibi derece yapan arkadaşlarım oldu ve hani aynı e, normalde TET'de aynı netleri yaptığım arkadaşlarım dedim ki hani benim de içimde böyle bir şey var mezun yılında bu riski alayım aslında herkes için bir risk bu arada çünkü sayısalda tercih edebileceğiniz bir sürü alan var bir sürü e, bölüm var. Eş bu biraz daha kısıtlı ama aklınızda ya ben bu bölümü okurum dediğiniz bölüm varsa özellikle işletme, iktisat gibi bölümler benim için böyleydi. Burası göze aldım ve ikide almışım diyorum. eştarlık bana dereceye getirdi diyebilirim. Efe sen mezun senesinde üniversite yerleşmiş bir öğrencisin. Şimdi ben bu aralar şunu çok fazla duyuyorum. E, Hocam e, ben mezuna kalmayı düşünüyorum zaten diyorlar. Şimdiden diyorlar. E, bu arkadaşlara ne dersin? Hem mezuna kalmakla ilgili hem de bunu erkenden düşünmekle ilgili e, senin ben tavsiyelerini çok önemsiyorum bu konuyla ilgili. Sen zaten e, TikTok'ta mezun öğrencileri temsil eden birisin. E, o yüzden e, senin bununla ilgili ya yani mezuna kalmakla ilgili yorumunu merak ediyorum. Öncelikle bu çok yanlış yani bu aylarda kesinlikle böyle bir şey düşünmemeleri lazım. Ben de son 4 ay gibi artık hani sanki mezuna kalacağım psikolojisine girdim. Çünkü netlerim istediğim gibi gitmiyordu. Hani pek bir motivasyonum yoktu bu alanda. Ee, hani galiba mezuna kalacağım dedim ama dememek lazımmış. Ben ilk 2022'de girdiğimde gerçekten kolay bir sınavla karşılaştım. Ve dedim ki ben bu konuları bilsem yani net yapardım. Hani bir yılım sanki şu an boşuna gidiyor gibi hissettim. Ama öyle de olmadı. Daha sonra eşitarlığa geçince hani sayısal sıralamama göre çok büyük bir fark attım. Daha sonra yazın bir video çekmiştim. Kahve yaparken mezuna kalma benim için aslında daha da zor oldu. Diğerlerine nazaran. Çünkü ailem çok büyük bir baskı uyguladı bana. Hani bir daha mı çalışacaksın? Bir daha mı uğraşacaksın? Bir de babam, benim babam elektrikçi. Kendi işimiz var ve hani beni buna yönlendirdi. İşte elektrik mühendisi olabiliyordum o sıralamamla da. Ama işte ben biraz direttim. TikTok falan video çektim. Bana sağ olsunlar çok destek olanlar da oldu. Böyle binlerce yorum vardı işte. Mezuna kalmak hani sandığın düşündüğün gibi bir şey değil. Ailen e, aile baskısına hani bu kadar e, önemseme bir tık daha hani istikrarlı olursan aile baskısını da çözersin gibiydi. Daha sonra yani ailem de bir noktadan sonra kabullenmek durumunda kaldı ki bunu e, bu yaz birçoğunuz yaşayacaksınız. Aileniz yaz yaz diye ısrar edecek. Ya benim e, Önceliklerim şunlardı. Ben İstanbul'da okumak istiyordum. Ee, güzel, kaliteli bir okulda okumak istiyordum. Kaliteli bir çevreye sahip olmak istiyordum. Bölümden de çok benim için önemli olan şeyler bunlardı. Bunu da mezuna kalarak çözdüm diyebilirim. Evet bu dönemde herkes Instagram'ı kapatmak istiyor. Ee, telefonu bir kenara atıyor, tuşlu telefona geçiyorlar. Sen bunun tam tersini yaptın ve tam tersini yapan birisi olarak başarılı oldun. Bu nasıl oldu? Bize biraz anlatır mısın bunu? Evet bu biraz garip. Ya dediğim gibi başta ben bir hani mezno kalmamla ilgili bir video çekince hani bu çok tuttu ve dedim ki hani devam edeyim. On TikTok'un göstermiş olduğu destek de çok hoşuma gitti. Sağ olsunlar yorumlarda hani çok güzel şeyler belirtmişlerdi. Ben böyle ders çalışırken bazen günlük vloglar, dershaneye giderken, dershaneye gidiyorum. Hadi bir kahve yapalım. Size işte dershanem nasıl geçtiğini anlatayım. Bugün dersen şu kadar çalışacağım gibi gibi ya da işte ee, sınava 3 ay kaldı işte artık fene başlıyorum gibi böyle ama bunları daha ironikleştirerek anlattığım zaman hem çok büyük kitleler tarafından izlendi artık 100-200-300 binler Hani üniversiteyle böyle matrak geçmeye başlamıştım ha, e, o üniversite beni hak etsin falan gibisine bunlar bir 400-500 bin izlendi Hep de motive oldum hani e, e, güzel yorumlar da çok alıyordum çok hater bir kitlem yoktu açıkçası ne kadar olanlar olsa da işte başaramayacaksın yapamayacaksın gibisinden bir de hani bende şöyle bir duygu var benim kendi rehberlik hocama karşı hani aramız çok iyiydi gerçekten ve şey diyordum hep hani ben bu kadına bunları yapmadım diyemem. Hani bu verdiği şeyleri bitirmeden gidemem. Derken aynı şey sosyal medyaya karşı da oldu. İnsanlar çalışa, çalıştığını söyleyen birini görünce hep büyük bir beklentiye girdiler. Ben kütüphaneye bile gittiğimde ya senin şeylerin iyidir hani netlerin iyidir sana soralım. Ben netlerimi hiç zaman söylemedim bu arada. Hani soru soranlar olsun işte seni izliyoruz bilmem ne diyenler olsun bunlar böyle hem motivasyonumu yükseltti hem de izleyenlere karşı da bir sorumluluk taşımama sebep oldu. Sosyal medyanın bu açıdan çok katkısını gördüm diyebilirim ve kafada dağıtıyordum eğleniyordum da bu şekilde yani mezun yılında kesinlikle çok büyük destek oldu diyebilirim. Şu an bana en çok gelen sorulardan biri şu. TET'de belli bir nete geldim, artık bunu yükseltemiyorum, yükseltmekte zorlanıyorum. Bu da birçok arkadaşımızın motivasyonunu düşürüyor. Genelde bu aylarda yaşanan bir şey. E, bu tarz arkadaşlara kendi deneyimine dayanarak ne tavsiye edersin? Ya ben aslında kırılma'nın daha çok Mart ayında olduğunu düşünüyorum. Hani benim de bu dönemlerde netlerim çok sabit gitmişti. AYT'ye de hani Ekim ayı gibi başlamıştım ama mesela fonksiyon, polinom ...gibi denklem gibi ortak konular hem TET'de hem AYT'de işinize yarayacak konuları gördüğünüz için... ...Hem Ekim ayında AYT'ye başlamış gibi oluyorsunuz ama tam böyle... E, ...baba konuları da dediğimiz konuları böyle Aralık-Ocak ayı gibi gördüğünüz oluyor. E, bence AYT çalışmak da AYT matematikte tyt matematiği kesinlikle çok geliştiren bir şey. E, bir kere ben e, Türkçe anlamında da çok fazla deneme çözdüm. Hani... Dil bilgisi alanında biraz kötüydüm. Ee, ona ve evet, soru çözerek açtım ama paragraftan da çok ben haftada 4-5 tane Türkçe denemesi çözüyordum. Bazen güne direkt Türkçe denemesiyle başlıyordum. Türkçe adına bunu söyleyebilirim. Sosyal netlerim genelde iyiydi. Açıkçası o biraz genel kültüre de bağlı bir şey olduğunu düşünüyorum. 5 eş tarih için zaten kötü olamıyor genelde. Fen içinde de fen açısından da şöyle şanslıydım. Fen lisesi eğitimi gördüğümüz için zaten belli bir fen altyapım vardı. Ben mezun yılında hiçbir fen kitabı çalışmadım. Sadece deneme çözüyordum ama bu denemelerde artık son ayları hani Aralık ayında gerçekten günde 2-3 tane fen denemesi çözüyordum. Tek hani geriye kalan TET matematik oluyordu. O da e, şunu söyleyebilirim. TET matematik gerçekten çok yavaş artan bir şey. Yani ben ilk kaynağımı çözmeden önce 18 hani ilk kaynağı bitirdim. Hani hala 24-25 net yapıyordum ama 25'ten sonrası 26, 27, iki haftada bir hani tık 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 artan bir ders olduğunu düşünüyorum TYT için. E geometri konularını da bitirdiğiniz zaman zaten 30'un üstüne çıkıyorsunuz. Çok şu an dert edilmemeli. Ben de şu an 75-85 bandında yapıyordum. Hatta 83-84'ü gördüğümde seviniyordum da yani. Aralık ayı kesinlikle çok netlerin uçacağı bir ay değil. o yüzden kesinlikle TYT kafaya takıp AYT'yi boşlamayın. AYT'ye daha çok asılın. AYT matematik konularıyla beraber ben TYT'nin de yükseleceğini düşünüyorum. Çoğu öğrencinin temel derdi şu. Yani masanın başına oturamıyor. Otursa da uzun süre kalamıyor veya disiplinli bir şekilde bir ders çalışma programını uygulayamıyor. E, Bunun aşmak için sen ne yaptın? E, kendin nasıl taktikler izledin? Bu da yine benim merak ettiğim bir konu. Özellikle derece öğrencilerinden merak ettiğim bir konu. Sana da sormak istiyorum. Bu noktada benim motivasyonum daha çok Hani hayal ettiğim üniversite, hayal ettiğim çevreye ulaşmaktı. Çünkü İstanbul'a geldiğimde güzel bir hayat yaşayacağımı, aradığım şey bulacağımı biliyordum. Keza da öyle oldu. Hani şu an diyorum ki hiç bir pişmanlığım yok. Üstünü hani keşke bir tık daha çalışabilirdim bile diyorum. Ee, motivasyonum düşük olduğu zaman hemen o işte hayalimdeki üniversitenin fotoğrafına bakmak, hayalimdeki işte çevreyi düşünmek, üniversiteye giden arkadaşlarınız özellikle mezun yılında bu anlamda çok motive veriyor gidip onun üniversitesini ziyaret edebiliyorsunuz. Kendi söylediği işte biz üniversitede şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, şu etkinliklere katılıyoruz gibi şeyler söylediğinde o bile çok cezbedici oluyor. Bir de dediğim bir şey daha var. Az önce de söylemiştim. Sorumluluk besleme. Ya ben bunu kendi koçuma karşı beslediğim sorumluluk beni çok etkiliyordu. Çünkü hani utanıyordum açıkçası. Yani utanıyordum ona karşı ben bunu yapmadım, etmedim diyemiyordum efe bu seriye gelen herkese bu soruyu soracağım. Şu anda 3 tane net tavsiye vermek istesen şu an çalışan arkadaşlarımıza, çalışan milyonlarca arkadaşımıza ne demek istersin? Yani neyi önerirsin ki onlar şu anki mevcut durumlarına göre fark yaratsınlar? Birincisi kesinlikle AYT matematik sınav sürecinin başından itibaren çalışmak olmalı. Yani son güne kadar AYT matematik çalışıyor olmalı bence derece hedefleyen bir öğrenci. Keza hani fonksiyon polinom denklemler gibi konular e, TYT'nize de katkı sağlayacağı için ben hani Eylül ayından itibaren AYT matematik çalışıyordum. Daha sonra geometride üçgenlere çok önem vermeliler ve geometri konularını bence bir tık hani ikinci döneme geçmeden bitirirlerse ben full geometri denemesi çözmüştüm ama hani belki 50'ye yakın geometri denemesi çözdüm. Sınavda da 9'a 1 yaptım AYT'de geometrimi. E, onun dışında bir de Tarih içinde çok fazla soru çözmek yerine çok fazla slide ve e, not okudum ya deli deşet notlarım vardı sürekli bunları takip ettim her gece yatmadan bir de tarih için şöyle bir şey söyleyebilirim hani daha çok ezber konular gece yatmadan önce okunursa daha akılda kalıcı oluyormuş bu şekilde bir şey öğrenmiştim daha çok e, gece yatmadan önce tarih çalışıyordum bu içe olabilir Efe son olarak senin bu deneyimlerinden yararlanmak isteyen öğrenciler sana nasıl ulaşabilirler? Şu an kurucu koçu olduğum bir koçluk var. Orbital Akademi. Hem kendim koçluk veriyorum hem de bizim gibi güzel deneyimler elde eden, YKS'de derece yapan diğer öğrencilerin koçluk verdiği bir platform. zorlandığınızda, takıldığınızda biz oradan sorularınızı da sorabilirsiniz. Aynı zamanda aylık koçluk aboneliklerimiz var. Koçluk da alabilirler bizden bu şekilde. Efe geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli cümleler geçti arada. Bunu izleyecek birçok arkadaşımız da kendi durumlarından ders çıkaracaktır. Daha sonraki süreçte seni tekrar tekrar farklı farklı sorularla belki üniversiteden de konuk almayı düşünüyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.